Arap Baharı 2010 yılında Orta Doğu ülkelerindeki demokratikleşme hareketidir arkadaşlar. Biliyorsunuz bu Arap ülkelerinde genelde demokrasi yoktu. İşte halk da demokrasi ve özgürlük için çeşitli taleplerde bulunacak, protesto gösteriler yapacak. İşte biz buna genel olarak ne diyeceğiz? Arap Baharı. İlk olarak nerede başlayacak arkadaşlar? Tunus'ta. Tunuslu genç Muhammed Bouazizi kendini yakacak. Bunun sonunda olaylar büyüyecek ve Tunus Devlet Başkanı görevinden istifa edecek. Biz bu Tunus'ta başlayan devrime ne diyoruz? Yasemin devrimi diyoruz. Bu da çıkabilir. Bu olaydan sonra Tunus'ta daha demokratik bir yönetim kuruluyor arkadaşlar. Tunus'ta başlayan olaylar diğer Arap ülkelerine de yayılacak. 25 Ocak 2011'de Mısır'da Tahrir Meydanı'nda büyük bir gösteri yapılacak ve halk isyan edecek. Bu isyan sonucu ülkeyi yöneten Hüsnü Mübarek ne yapacak? 1981'den beri yönetiyordu. 2011 yılında istifa edecek. Yapılan seçimde sonucu Muhammed Mursi seçimi kazanacak ve Mısır'daki demokratik seçimlerle başa geçen ilk cumhurbaşkanı kim olacak arkadaşlar? Muhammed Mursi. İndirilen kim? Hüsnü Mübarek. Bunları bilelim. Mısır'dan sonra Libya'da da gösteriler başlayacak ve bir iç savaşa sürüklenecek. Libya'da arkadaşlar muhalif güçler Trablus'u ele geçirecek ve Libya lideri Muammer Kaddafi muhalifler tarafından linç edilerek öldürülecek arkadaşlar. Zaten buralarda da hala iç karışıklıklar, savaşlar devam ediyor. Yani Arap Baharı tam da amacına ulaşmış değil. Arap Baharı'nın etkisi Suriye'de de görülecek. Yalnız Suriye'de iç savaş başlayacak ve bu iç savaş hala devam ediyor. Biliyorsunuz bu iç savaşın en büyük etkileri yine bize oldu. Çünkü Suriye'deki milyonlarca göçmen ülkemize gelmek zorunda kaldı. Arap Baharı Bahreyn ve Yemen'de de etkileri gözüküyor. Bu ülkede mezhep çatışmalarına dönüşecek bu olay. Suudi Arabistan'ın müdahalesiyle Bahreyn'deki muhalifler bastırılacak. Yemen'de de durum Libya ve Suriye'deki gibi bir iç savaşa dönüşecek. Yani Arap Baharı'nın etkileri hala devam ediyor ve bu etkiler genelde iç savaşa dönüşmüş durumda.